Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Selamlar hepinize. Şimdi elimde kırık beyaz pamuk makrome ipim var. 3 adet. Bunlar 250 gramlık ipler. Tığım da 3,5 milimetrelik bir tığ. Tabanı işlemek için 3,5 milimetrelik tığımı ve modeli de, çantanın modelini de yapmak için 3,5 milimetrelik tığımızı kullanacağız. Tığı değiştirmeyeceğiz. Şimdi ben tabanı işleyerek başlıyorum. Bu oval çanta tabanı arkadaşlar. Oval çanta tabanımızı işleyerek başlıyorum. İlk sıradan oyuklara ikişer ikişer batarak köşe kısımlara üçer üçer batarak tabanımızı işleyeceğim. Önce ikişer ikişer batarak tabanımızı işlemeye başlıyorum. Ama tabii şu köşe kısmı tam geldiğimde buraya 3 tane batıyorum köşeye. Ama diğerlerine ikişer tane batarak işliyorum. Şuraya tam 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar hiçbir şey yapmadan 2 2 işleyerek ta ki diğer köşeye kadar geliyorsunuz. Bunun gibi 3 kez tam bu köşelere. Ondan sonra diğerlerini hep ikişer batarak böyle bakın işleyerek gidiyorum. Şimdi buraya geldim, bağlantı noktasına. Bu bağlantı noktasının olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Bakın, bağlantı noktasının olduğu yere bir kez daha batacaksınız çanta kaymaması için. Sık iğne yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne yapacağım. Bir tane çift batacağım. Yani 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift yapıp diğer başa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Sonrasında 4 tek, 2, şöyle 3, şöyle 4. Ama buraya çift. Yani 4 tek, 1 çift olarak tabanımı bağlantı noktasının olduğu yere kadar öreceğim. Şimdi burada 132 tane, şurada 132 tane ilmeğimiz var. Modelimizi oturtmamız için. Ve aynı yere şimdi yalancı sık iğne yapmaya başlayacağım. Doluyorum tığıma. Bu şekilde diğer başa kadar gidiyorum. Dediğim gibi buradaki ilmek sayısı 132 tane olacak. Yani çift sayı olarak gideceğiz arkadaşlar. Çift sayı olarak istediğiniz kadar çantayı büyütebilirsiniz. Yani bir eksik, bir fazla olabilir. Bir eksiltebilirsiniz ya da bir tane batabilirsiniz başka bir yere çoğaltmak açısından. Eğer sizin taban delikleriniz buna uymazsa onu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yalancı sık iğne yaparak bakın buraya kadar geldim. Bakın şurası bağlantı noktası. Oraya batmıyorsunuz. Hemen şu tepe kısma batıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane de zincir çekiyorum. 3 tane zinciri çektikten sonra bakın tığıma 1, 2 kez doladım. Doladıktan sonra tam gene bu bağlantı yaptığım yere şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Bir daha tığıma 2 kez doladım ve üçlü trabzan. Bakın böyle üçlü trabzan yaptım. Şu baştakiyle birlikte 3 tane burada trabzanım olmuş oldu. Şimdi bakın burada tığımı şu başta çektiğim zincirin olduğu şu boşluktan ama tığıma bir kez doluyorum. Şu 1. Tığıma doluyorum 2. Gene doladım 3 ve bir kez daha doluyorum 4 kez. Şimdi 4 kez bakın buraya bu şekilde bir sarma yaptım. O ikili trabzan, üçlü alttaki üçlü trabzanın üzerine ikili sarma yaptım. Şu yandaki ilmeğe bakın bu şekilde tutturdum.
Ve ilmekle birlikte sarma yaptığım ilmeği bakın böyle içinden geçirdim tığımın. Hemen şu yandaki ilmeğe de şu bir zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. zinciri ikisini bir çekiyorum. Bakın böyle. Tekrar 2 kez doladım. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Buraya da üçlü trabzan yapıyorum. 2, 2, 2. Gene 2 kez doluyorum. Hemen yan tarafa 2, 2 ve 2. Üçlü trabzanımı yaptım. Tığıma doladım. Gene aradan şu 1. Şunu düzeltin, dönmesin, düzgün dursun. Şu 2. Şu 3. Doluyorum. 4. kez sarmamı yaptım. Üçlü trabzanımın üzerine. Şu yandaki hemen bakın bu bağlantı normalde sarma yaptığımız yere değil de yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve sarma yaptığım bu modelimle birlikte hepsini ördüm. Ama ördükten sonra kapatmıyorum. Ne yapıyorum? Yandaki ilmeğe geçiyorum. Buraya bir, bir, iki, üç, dört kez çektim. Yani buranın eşitlenmesini sağlamak için buradaki zinciri çekmemiz şart. Tekrar doladım iki kez. Hemen yan tarafa 2, 2, 2, üçlü trabzan. Bir daha iki kez doladım tığıma. Tığımı hiç değiştirmedim gene. 3,5 milimetrelik tığımla örüyorum. Biraz daha tok durması için. Sonra ne yapıyorum? Gene tığıma doluyorum. Sadece şu ikisini. Şu ortada yaptığımız zincire yapmıyorum sarmamızı. Bakın böyle 2. Şu 3. Şu da 4. 4 kez yapıyorum çünkü ipim zaten kalın olduğu için yeterli. Bakın böyle yandan hemen ilmek bir tane sık iğne çıkartıyorum ve hepsini sarmamla birlikte çektim ama kapatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şu yan taraftan zincir çıkartacağız. 1, 2, 3 ve dördüncüyü hep birlikte çekiyorum. Modelimizin mantığı bakın böyle. Buraya kadar bu şekilde geleceğim. Şimdi son buraya geldim arkadaşlar. Bakın şurada tam zincirin şu tepe kısmına şöyle kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum 2 kez. Gene bakın tam bu bağlantı yaptığım bu noktaya batıyorum. 2, 2 ve 2. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir daha doladım 2 kez. Hemen yanına. 2, 2 ve 2. Sonrasında doladım. Bakın. Bu aradan gene doluyorum artık. 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Hemen şu yan kısmı battım. Hepsini bir çektim. Sonrasında bakın şu alttaki zincirin şu tepesine batacağım. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. de hepsini bir çektim. Yine altta uyguladığımız aynı mantıkla gideceğiz. 2 kez doluyorum. Ama bakın bu sefer şuraya batacaksınız tam zincirin yanına. Şöyle 2, 2 ve 2. Yine 2 kez doluyorum. Hemen yanına. Şöyle 2, 2 ve 2. Sonrasında tığıma doluyorum. Yine aynı 1, 2, 3 ve 4. 4 kez doladım. Bakın hemen bir yan kısma. Hepsini bir çekiyorum. Özellikle videoyu takip edin. Ve alttaki o zincirin tam ortasına batıyorum. Eşit gelsin diye. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. de hepsini bir çektim. Bakın böyle olacak. Bu şekilde gideceğiz. Modelimizin mantığı bu. Ben böyle bir iki kez daha gösteriyorum size.
unutmayın, üçlü trabzan yaptım. O iki tanesine doluyorum. Ve dördüncüyü doladım. Hemen bakın yanına. Hepsini bir. Sonrasında tam o zincirin ortasına battım. Bir, iki, üç ve dördüncü de hepsini bir çektim. Böyle yaparak ben artık çantamı belirli bir boyuta getireceğim. Evet arkadaşlar, bakın ben böyle bitirdim. Şu üst sırayı da sadece 2-3 sıra sık iğne gittim, bir kaydırma yaptım üzerine. Bakın çok şık oldu. Bunları Lamona Yün evinden alıyorum ben, Pendik'te. Halim Hanım'dan. O size kargoyla yollar. Ondan isteyebilirsiniz. Şöyle kulpumu buraya dikeceğim. Ondan sonra da resimleyeceğim. Bunlar pelikan kulp diye geçiyor. Öyle isteyebilirsiniz. Tam ideal, güzel yazlık bir çanta yaptık beraber. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.